geldi. Abim gelmiş. Abim gelmiş. Falan Yener Bey. Yener Bey. Buradayız. Merhaba, merhaba. Aleykümselam. Aleykümselam, aleykümselam. Sayın vekilim hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Çok
Sonra dedim ben gidip kalan kızlarla orada. Demez, o kadın da demez dedim. Ben belediyemezlik diye sordurken hanımefendi bana bir şey dedi. Söylemişti, demişti ki. Büyükşehir Belediyesi bak. Ciddi misin? Bana, şey bana çok yanlışlar. Sen ne var? Çok çok büyük yanlış. Haftaya gidiyor, haftaya. Çok büyük yanlış. Bak gazeteyi gördün mü? Ben nereye yaptım? Ben tüm AK Parti. Hoş geldin, hoş geldin. Çek, hemen çek. Hemen çek. Bir saniye. Buyurun. Gel. 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 Bir saniye. Hoş geldin abi. Nasıl ya? Ayıp oluyor durun ya. Vallahi kıskandırdınız. Ben gülürledim arkadaş. Ben vallahi gülürledim. Vallahi. Bu senem var. Bir emri var mı? Allah razı olsun. Var mısın? Bekliyorum. Vallahi. Çok teşekkürler. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Bir saniye. Basın bir saniye. Günaydın. Allah razı olsun. Basın mensubu arkadaşlarımız, ayakta bulunan saygıdeğer misafirlerimiz, rica ediyoruz. Ayakta bulunan başkenti bir başka kent yapacak olan AK Parti'nin saygıdeğer başkan yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndayız. İnandığı
Bahçeli'nin belediye başkan adayı. Çok iyi bir Ankara. Ancak bu şehri yönetecek, şehrin emin diyeceğimiz şahıs, geçmişi, liyakatıyla, tecrübesiyle, bilgi ve birikimiyle Ankara'yı yönetebilecek mi, yönetemeyecek mi biz ona bakacağız. Ve Sayın Bakanım, bugün bu... Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu. Ankaralı Dernekler Başkanı Sayın Celalettin Ulura. Niğde'li Dernekler Federasyon Başkanı Sayın Emin Özer. Erzurumlar Şimdi Dernek Başkan Vekili Sayın Erol Özer. Sayın Bakanım, görmüş olduğunuz tablo ve tablonun dağılımı olan dernek başkanı ve yönetim kurulları huzurlarınızda. Ben bir kez daha gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Bakanım, bizim için ve Ankara'da inşallah onlara bugün nasıl buluştuysak seçimlerden sonra da bir arada geleceğiz. Bu şekilde ortak mayalımızın içerisinde ben bunu düzenlemek istiyorum. Sizler ve bizler arasında herhangi bir mesafe olmayacak. Altın saatler hiç olmayacak. Ve inanıyorum ki Mehmet Özer Seti Başkanımızla Ankara'mızın Haseki Başkanı geliyor. Mehmet Öz Haseki geliyor. Ankara, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Arzıdır, Ardahan, Yozgat, Konya, Niğde, Erzurum. Mevşehir, eyvallah. Yani, sonra giderken de zaten adama sormuyorlar. Bu dünyada işim bitti mi? Seni öbür dünyaya götürelim mi? Oğlan biz evlendi, borcun, taksinin tamam mı? Öyle bir soru da yok. O da Allah'ın takdiri. İş bildiğinde, ömür tamamlandığında, ecel geldiğinde Allah alıyor ve huzurunda hesaba çekiyor. Kurbaslar mı? Var. Kandidatlere kadar. Cumhuriyet Halk Partisi. Genel başkanına kadar kurbas var. Gözetlemez. Ya bu başkasının rahmetiyetini nasıl bakarsın? Evine bantlar koyar. Hepsi var. Devlete ihanet var mı Müslümanlıkta? Olmaz. Bütün tırnağını çekmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti dışarıya şikayet edecek. Cumhurbaşkanı dünyayı dışına çıkarken orada tutuklanacak. Oralarda lanet falan yargılanacak. Bunların peşinde. Herkesi dinliyorlar. Böyle bir şey var mı? Müslümanlar neresinde var mı? Bu çirkinliklerin hepsini gördük. Böyle bir bela. Sonra bir şey kesiyorlar. Devlerinde falan, karakter, şüpheli adamlar, onu geçiyor, onu geçiyor. Ama zamanı kalmamak adına saygılıyorum. Bu ülkelerin hepsini destekleyenlere ayrı. Para verenlere ayrı. Lojistik destek sağlayanlara ayrı. İstihbarat verenlere de ayrı. Hangi ülke olduğunu söylememe gerek var mı? Yok, biliyorsun. İstediklerinde iki tane şey var. Bir, Türkiye'yi bölüp parçalayacak. Her birisi bölmek için ve parçalamak için ayrı ayrı uğraşıyor. Anadolu'nun ortasına sıkış alınsın. Büyük bir devlet olmayasın. Affedin. Su, kanal, arıtma, hepsi büyük. Hüsnü bir başladı. Ondan sonra da yollar, halk eskiler, yüzük geçirler, sosyal tesisler hepsini yapar. 100 yıldan fazla kardeşimizin evini görüntü olarak bir gece daha yapmanın hakkı diye gece oldu. Bir gece de konulur diye sabahın içinde çalışır, kaldı. O bilgiler ne yapmış, gelene çarptı, evren büyüktü. Davulun zurnalı frenleri. Sonra da dualarla en modern evlere onları taşıdık. Hiç kimse ne hangi afiyet kalsın aldı. Çok şükür. Sonra AK Parti'den hükümetten aralasak gidip sarkımızı yazdık. Ya bu Cumhurbaşkanımız da yazdık. Ona bir rica edin. Bize güzel bir şey yapacağız. Bakın Ankara'nın 1 bölü 100 bin imzalarını inceleyerek imza atmışlar.
ara ara Ankara'dan bahsederek Ankara'ya geri geldiği bilmezler biliyorlar ya. İddia alırsın. Ben de bekler alırsın. Ama mecburen seçecek bu günleri. Ankara nereye doğru gelişti? Konutlar ne olacak? İşler ne olacak? Ulaşma hastalığı nasıl sağlanacak? Orman geniş. Bu birer tercih geleceğe taşıyacak projelere hepimiz karar verecek. Şehir yönetimi tam yükseliyor. Bu arada asıl diyelim ve konuşması gerekenler başka konularda sizlere de verecek. Üniversitelerde sivil toplum örgütlerimiz var. Bunların istişare içerisinde bulunuyor. Bu şehir geleceğe taşırken hep de bir istişare yapacaklar. İkincisi, şeffaflığı artık. Bakın o kadar çok söylenen bir söz ki, hep de soru soruyor. Efendim şeffaflık olmadı, biz daha zor verdik. Eyvallah, kulağınızı da ben seviyorum. Ama kim yaptı? Bu çok önemli. 15 yıl boyunca belediye başkanlığı. Sen bakın, 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 sen İstersen bunu söyleyeyim.